Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu akşamki sizin için seçtiğim 3. analiz videom e, Yunsa Tekstil. Yunsa Tekstil hisseleri e, son durum olarak neleri bize söylüyor, grafikleri neleri söylüyor. Yunsa hisseleri e, şöyle bir yükseliş trendi içerisinde. 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren bir yükseliş kanalı içerisinde ilerlemeye çalışıyor. Tabi piyasadan o da etkileniyor. Şöyle bir yükseliş kanalı ile başlarsak kısaca son durumunu görmek için. Şurası yün sayısı senetlerinin yükseliş kanalını gösteriyor. İki tane sarı çizgi arası 8500 endekse seçim markası 4500 endeksten 8500 endeks'e çıktığımız zaman 100 gün sayısı senetleri 100 TL zirve noktasını e, görüyorlar. Fakat e, son e, bir ay, son iki ay oldu endeksin faiz artırımları işte bizim ekonomiyle ilgili sorunlar, savaşlar vesaire e, belli bir kısım yatay hareket ediyor ve e, en son 30 günlük dönemde e, savaş haberleri nedeniyle. Satış baskısına uğrayan hisse senetlerinden bir tanesi 69, 60 TL'ye kadar bir satış baskısı yiyor. Yünsa hisse senetleri ne kadar bir satış yemiş? %30'luk bir değer kaybetmiş. %30'luk değer kaybettikten sonra Yünsa hisse senetleri şöyle 69 TL'den evet 69 TL'den tepki çıkışını vermeye başlamış. Son bir hafta oldu. Son 5-6 iş günü oldu. Şöyle bir tepki çıkışı verip ortalamaların üzerine çıkmaya çalışma ortalamalarının üzerine çıkmaya çalışıyor. Yani alım sinyalleri üretiyor. Tepki çıkışı tepki çıkışı sinyalleri veriyor. Yani ortalamaların üstünde e, olmaya çalışıyor, gayret ediyor. Endeks de buna e, destek veriyor. Fakat tabi endekse ayak e, uyduran e, bir görünüm sergiliyor. Endekse e, ayak e, uyduruyor. Endeks sıkışık gittiği için tam istenilen tepki çıkışlarını e, veremiyorlar. Çünkü endekse para girişi e, biliyorsunuz zayıf. endeks satıcılığı değil. E, fakat alıcılığı da değil, e, içerideki para ile hareket e, etmeye çalışıyor. Yunsa'da son durum e, dün itibariyle e, dün e, 22 günlük ortalama 78.02 TL'yi geçti, 22 günlük ortalamanın üzerine çıktı, 55 günlük e, ortalamanın üzerine çıktı, dip seviyesine göre e, yani. 7400 endekste endeks %7 yükseldikten sonra Yunsa hisseleri de %14'lük bir tepki çıkışı verdi. %14'lük bir tepki çıkışı verdi. Fakat e, yeterli mi? Şu anda e, Yunsa'da gördüklerim benim şuraları e, daha güvenli bölge sinyalleri güzel. Yani al, üretmiş olduğu alım sinyalleri güzel. Fakat e, biraz daha güçlenmesi lazım diye düşünüyorum. O da 82% 50, 80 bir saniye. Doğru, 82 50 e, TL fiyatı geçmesi lazım ve oralarda kapanış yapması lazım ki daha güvenli bir ortama e, gelsin. Fakat üretmiş olduğu sinyaller, alım sinyalleri çok güzel. E, şu daire içine aldığım nokta e, ya ulaşabilirse yarın Cuma. Cuma kapanışı yani şu daire içine aldığım e, nokta 82.50 direnç noktasını geçip kapanışlar yapabilirse e, bu bu junsa hisse senetleri e, çok e, güzel e, yerde kapanış güvenli bölgede kapanış yapacak ol e, yap güvenli bölgede kapanmış yaparsa kendini kurtarmış olarak göreceğim biraz daha yükselmesi lazım diye düşünüyorum destek noktası olarak destek noktası olarak 79.50 birinci destek noktası ikinci destek noktaları nereleri olabilir yani şurası 75.95 76 TL diyelim yani şu anda Hissemiz Yunsei hisse senetleri güzel alım sinyalleri üretme üretiyor ee, ve ortalamaların üzerinde e, olmaya çalışıyor. Yani güzel hareketler ediyor. Yani dipten kendini kurtarmaya çalışıyor. Fakat e, 70 düşerse 76 seviyesi ne kadar e, bir tehlike görünmüyor. Yukarıda da 82-20 TL 82.5 TL üzeri kapanışlar ee, geldiği takdirde gün hisse senetlerinde alımlar e, güçlenecektir son olarak gün sayısı senetlerinin finansal oranlarına kısaca baktığımız zaman ana pazarda işlem görüyor günlük işlem hacmi 49-50 milyonluk işlem hacmi yapmış ee, 50 milyon liralık günlük işlem hacmi yapmış fk oranı 8,07 hala ucuz olduğunu gösteriyor 166 milyon dolarlık büyük bir şirket ee, ana pazarda işlem yürüyor halka açıklık oranı %42 biraz yüksek ee, şöyle en son dönem net karı gün senetlerinin 60 milyon sermayesine karşılık. 422 milyon en son dönem net e, kar çıkarmış. Sen senetleri zaten güzel bir şirket. Borsanın eski şirketlerinden e, son üretmiş olduğu sinyaller yani 8 Kasım, 9 Kasım dün ve bugün üretmiş olduğu sinyaller güzel. E, Yunsa'nın önü açık olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim sıkıntımız e, borsa endeksine biraz para girmesi lazım. Biraz daha para girirse endeksimiz 8000 74 direnç, konus, direnç bölgesini aşarsa yün sayısı senetlerini ben önümüzdeki günlerde çok iyi noktalara gideceğine inanıyorum. Bu noktadan sonra yün sayısı senetlerini satmaktan kasıt sahip çıkmak daha mantıklıdır. Yün sayısı senetlerinde bu akşamlık söylemek istediğim kısaca bunlar. İlerleyen günlerde tekrar değerlendirmeye alırız. Herkese iyi akşamlar dilerim.